geldiniz. İnşallah keyifli, güzel bir haftaya başlamış oluruz. Koç burçları, özellikle 11 Eylül itibariyle değişmesini istediğiniz işinizle ilgili sıkıntılar geride kalacak. Parasal evrede bazı zorluklarınız var. Bunları toparlamaya çalışıyorsunuz. Fakat 15 Eylül itibariyle parasal dengelerde bir rahatlık, ama özel hayat konusuyla ilgili yaşadığınız kararsızlık, evlilikle ilgili para finansınızı oturtamadığınız için evliliği birkaç ay daha ertelediniz, ama evlilik gerçekten koç burçları için hayırlı olacak. Evli çiftlerimizin ev değiştirme, yenilenme gibi bir fikri var, ama şöyle bir sorunumuz var. Ocağa kadar ev ertelemesi de kaldı. Oturduğumuz evde devam edeceğiz. Ocak sonrası yeni bir eve taşınma var. Ama koç burçları ilişkiler konusunda uzun süredir ilişkim yok Emine ablacığım, ben ne zaman ilişki yaşayacağım diyorsanız Ekim başı itibariyle doğru aşk yelken açacaksınız. Ailenizle ilgili bazı sağlık problemi olabilir. Bunlarla ilgili büyüklerinizle ilgili ufak tefek ameliyatlar söz konusu olabilir. Bunun verdiği huzursuzluklar var. İşinizle alakalı da beklediğiniz yenilik var. Bu hayırlı olacak. Ve değişkenlikler, yani sonbaharın verdiği rüzgarlar biraz boğa burcu için tehlikeli olabilir. Boğaları neler bekliyor diyorsanız, boğalarda şu sorunumuz var. İşle alakalı yöneticileriyle ilgili tedirgin dönem geride kaldı, ama işiyle alakalı çıkartılacak mıyım, kalacak mıyım, devam edecek miyim korkusu yaşıyor. Ekim'e kadar bu korkunuz olacak boğalar, ama Ekim sonrası yerinizde rahatlama, hatta beklediğiniz farklı bir iş teklifi olabilir, bunu değerlendireceksiniz. İlişkinizle alakalı da kararsız döneminiz geride kalıyor ve ciddiyet dediğimiz bir evde uzun süredir ilişki yaşamayan boğa burçları için de Ekim sonu Kasım itibariyle muhteşem bir aşk ve kalıcı insanı bulma dönemi. Boğaların bir miras gündemi vardı. Bu mirasla ilgili mahkemesel sorunlar devam edebilir ve bununla alakalı büyük bir süreç başlayacak. Sonu zafer olacak diyorum. Sağlık problemi, belki kulak buruk alerjiniz olabilir boğa burçları. Sonbaharda alerjik rüzgarlar esebilir. Dikkat diyorum. Ve uzun süredir çocuk isteyen boğa burçları için de sürpriz bir çocuk ve evli çiftlerimizde güzel bir evlilikle ilgili çocuk müjdesi söz konusu. Sonbaharın ikizlerinde neler değişti? İkizler acayip derecede sinirli, gergin ve kaos dönemi geride bırakıyor. Parasıyla ilgili bir ev ya da araç alma yatırımı niyeti var, ama ekonominin verdiği korkudan dolayı şu an beklemede gözüküyor. Biraz daha bekletirseniz Kasım sonuna kadar almak istediğiniz yatırım gerçekleşmiş olacak ve bu hayırlı olacak. İlişkilerinizle ilgili de dostlarınızdan hep zarar gördünüz. Artık kimseyle diyalog yaşamıyorsunuz. Ev, iş ve sadece özel hayatı bütünleştirme ve ailemle görüşeceğim dediğimiz ikizlerin aslında dostlarından yediği kazıktan dolayı kendilerini biraz frenlediler. Frenledikleri için de iş, ev formatlarına, ama özel hayatla ilgili de söz nişan haftasına giriş yaptık. Onların da uzun süredir estetik düşüncesi vardı ya da dişle ilgili problem yaşayabilir. İkizler burcu, ikizler için estetikle ilgili ya da diş ameliyatı gibi bir söz konusu gündemde olacak. Sağlık olarak dediğim gibi diş problemimiz olabilir. Sonbahar burcunda Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız, biliyorsunuz sonbaharda en çok duygusal olarak yengeçlerde aile özlemi ya da aileyle ilgili hata yapmama dediğimiz ve aileyle zaman geçirme dediğimiz bir süreç yaşadıkları için yengeçler çok duygusal bir dönemdeler. Hem iş konusunda duygusal bakıyorlar, hem özel hayatta, hem de çocuklarla ilgili çok duygusallar. O yüzden dokuzdan ağlayacak yengeçlerimiz var bu ara, onların üstüne gitmiyoruz. Konumlarıyla ilgili aynı rolantide devam edecek, ama yengeçlerin yurt dışı ile ilgili bekledikleri haber olumsuz olacak. 2019 onlar için daha verimli ve daha aydınlık olacak. Onların da almak istedikleri toprak, yani uzun süredir ortaklı bir toprağın tek başına dönüşünün sevinci, yani bir miras konusuyla ilgili büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Bu da sizin için hayırlı olacak diyorum. İlişki konusunda şanssız olanlar 1-2 ay daha sabırlı olsunlar. 1-2 ay sonra doğru aşka yelken açacaklar, doğru insanı bulacaklar. Yengeç burcunun boyunla ilgili bel fıtığı, boyun fıtığı riskleri ve damarla ilgili problemlerimiz olabilir. Dikkat diyorum. Aslan burçları sonbaharın etkisinde işler hep ellerinde paket gibi geri kaldı. İş problemi yaşıyorlar. Parasal evde de büyük sıkıntılar var ve her şey üst üste biriktikleri için o öde bu öde, parasızlar ve tatili bile ertelediler aslan burçları. Aslanlar için Ekim-Kasım çok doğru bir süreç ve büyük bekledikleri işler var, ama para alamıyorlar. Devletle ilgili bekledikleri yeni oluşumlar var. Bunlar hayırlı olacak, ama biraz daha sabırlı olsun. İlişkileriyle ilgili sadece
zaten güzel gidiyor her şey. Onlar yeni bir ev arayışında olabilir. Yeni ev almak isteyebilirler. Planlı bir eve geçmek isteyebilirler. Aslanlar için gerçekten planlı programlı dönem. Ama onlar için en şahşalı ve verimli yıl 2019 olacak. Onlar zirveyi yakalayacaklar. Anne baba arasında yaşanan bazı huzursuzluklarda düzelme ve iyileşme söz konusu olacak. Hatta işlerinizde bazı iş çalışan ya da yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Bu da sizin için hayır. Akrabalarla ilgili uzun süredir yapılan dedikodudan çok rahatsız aslanlar artık kimseyi duymak istemiyorlar. Sadece ilişkisi ve işine konsantre oldu. Sonbahar onlar için dedikodudan uzak bir dönem olacak diyorum. Başak Burcu ile ilgili sonbaharın aslında onlar için duygusal boşlukları çok ön planda olduğu için Tanrı ile olan ya da Rabbimle olan hukuku çok yücelttiler. İnanç terapisine giriş yaptılar. İnançlarını terapi edip vicdan ve geçmiş hayatındaki kötü insanları hepsi geride bıraktı. Başak Burçları. O yüzden onlar da sadece durante iş, ev, eşya, yenilik dediğimiz bir süreç yaşıyorlar. Bir de başaklarda çok böyle mutsuzlar. Çünkü ilişkilerini tam oturtamadıkları için, iş hedeflerini tam oturtamadıkları için. Ama biliyorsun ki başaklar çok merhametlidir, çok vicdanlıdır. Hep kendilerine zarar veriyorlar. Bence başakların iyileşmesi için evet ilahi enerji çok doğru. Ama bir nefes terapisti ya da psikolojik bir destek alırsanız başaklar için önünüzü ve hata yapmayacağınız gözüküyor. İki tane de devletten büyük ve güzel bir kağıt alacaksınız. Arkasından çözülmesini istediğiniz bir mal işiniz var. Bu hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Terazi Burcu sonbaharın etkisinde aslında büyük para kaybı yaşadı. Dostlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları geride bıraktı ama hala parasal evreye oturtmaya çalışıyor. Yeni bir iş beklentisi var. Uzun süredir işsiz olan terazi burçları için güzel bir iş anlaşması ve hayırlı bir dönem giriş olacak ama Eylül sonu itibariyle geçiş sağlayacak. Bir de evinizi satmak istiyorsunuz. Bazı borçlar var. Bunları çözmek için ev ya da araç satayım dedi. Evet, sabırlı olursanız bunları satmayacaksınız. İş dengeniz oturacak. Özel hayat konusunda da aslında evlisiniz. Evliliğinizle ilgili problemler geride kaldı. İlişki yaşamayan terazi burçları için de aslında çok doğru bir aşk, hatta renkli gözlü biriyle muhteşem bir aşk var. Ciddi ve Ocak ayı itibariyle ailenizde güzel bir süreç. Uzun süredir kardeşler arasında yaşanan bazı karmaşıklıklar geride kalıyor. Siz artık birilerine para değil, birilerinin size destek vermesini istiyorsunuz. Terazi burçlarının desteğe ihtiyacı var. İş konusunda işsiz olan teraziler için de 2 ay daha sıkıntıları devam edecek. Sizin de en büyük problem diz ve kalp damarları ile ilgili sıkıntı olabilir. Sonbahar size bu konuda rahatsızlık verebilir diyorum. Evet, akrep burçlarının sonbaharda diz, kemik ağrısı, variz ağrılarınız çok ön planda ve iş problemi had safhada ve bazı ödemesi gereken krediler elinizde patladı. Evet, zorlanıyorsunuz ama Allah kısmet ederse Ekim ortası akreplerin biraz daha iyileşme, yenilenme ve güzelleşme süreci olacak. Sonbahar onlar için parasal evrede çok ciddi kriz yaşadıkları ama Ekim sonrası kış dönemine geçiş yaparken biraz daha verimlilik artacak. İlişki konusunda da aslında rolantıda her şeyiniz ama doğru aşk isteyen akrepler için gerçekten zaferine erişecek. 2019 olmadan doğru aşka yelken açacaksınız. Sizin de evet ayak varis problemi var ama pilates ya da yogaya gitmek istiyorsunuz, enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü çok yorgun bir yaz yaşadık ve ekonomi evrede çok zorluklar atlattığınız için ani sinir yaşıyorsunuz. Bu sinir için nefes terapisti bile uygun olabilir diyorum. Yay burçlarında sonbahar aslında aşk arayışında ciddi bir aşk arıyor yay burçları ve bir türlü bu aşkı yakalayamadıkları için acayip derecede ev, iş evresindeler. Evet, doğru aşka inanıyorum yaylar ama siz mantıklı ve aklı başında bir insan aradığınız için, günübirlik ilişki istemediğiniz için doğru aşka odaklısınız. Doğru aşk Kasım ortasına kadar sizin hayatınıza girmiş olacak ama sizin yeni 2 tane büyük anlaşmanız var. Bu anlaşmayı doğru süreçte yaparsanız gerçekten 6 ay para evreniz çok büyük bir rahata erecek ve uzun süredir almak istediğiniz bir yatırımınız var yay burcu. Bu yatırımı da yapacaksınız ama Kasım'ın ortasında bu sürpriz yatırım gerçekleşecek. Hatta yurt dışında bir para beklentiniz var. Bu para da hesabınıza girmiş olacak. Anneyle diyaloglarda oturtamadığınız dengesizlikler var. Yaylar, biraz daha aileyle vakit geçirmeniz gerekiyor. Uzun süredir de küs olduğunuz ve görüşmediğiniz dostlarınız sizi arayacak. Ve artık siz geçmişi kapatın. Enerjinizi iyileştirdiniz. Sadece duygusal aşk arıyorsunuz ve aşk sizin kapınızda olacak. Hayırlısıyla diyorum. Sonbaharın oğlaklar için
En büyük döngü de psikolojik rahatsızlıklar demiyorum. Vücudun verdiği yorgunluklar, göz, nazar, çok fazla etkisi altında kaldınız. Bir şey eliniz atsanız hemen çürüyor ve bu çürümeden artık rahatsız oluyor. Hatta bende kötü bir enerji mi var diyen yani oğlaklara diyorum ki sizin artık Eylül biterken bu kötü giden devreniz iyileşmiş. Verimlilik dediğimiz sürece ve bir, iki tane değil de iki ayrı insandan beklediğiniz bir teklif var. Bu teklif güzel bir süreçte olacak. Hatta ekonomiyle ilgili de ufak bir kenarda altınız var, satmak istiyorsunuz, hayır altına dokunmuyorsunuz ya da paranız var değerlendirmek istiyorsunuz ama şu an paranıza ve altınıza dokunmuyorsunuz. Birkaç ay sonra size çok büyük kazanç sağlayacak. İlişkinizle ilgili de güzel bir aşk var ve bu aşkı daha nasıl dorukta yaşayabilirim diyen oğlak burçları için verimli ve aşk isteyen oğlaklara çok yakın dönemde süreç var diyorum. Kova burçları sonbaharda aslında uyumak, uyanmamak istiyorlar. Çok dingin bir kafa yaşamak istiyorlar. Çünkü yazı keyifli geçirdiklerinde ama bir sürü daha borcu yaptılar. Ve mantık olarak da hallederim, hallederim deyip bir sürü kredi kartı patladı. O yüzden kovalarda şu an şu sistemi nasıl öderim, bu işi nasıl yaparım dedikleri bir buçuk ay böyle bir sistematik düzen oturtacaklar. Ve bu düzen onlar için daha verimli ve aydınlık olacak. İşiyle ilgili yükselme bekleyen kovalar için Aralık ortasına kadar yükselmesi ya da maaşınızla ilgili ne beklentiniz varsa uzun süredir işsiz olan kova burçlarına sürpriz. Ekim başında güzel bir iş ve aşk isteyen kovalar biraz daha sabırlı olursanız doğru aşka yelken ama evlilik yolunda olan kova burçlarında muhteşem bir evlilik günü ve apartapor konsolosluk ya da evlendirme dairesinde evleneceksiniz, hazırlıklı olun diyorum. Sizde de mide ve gaz problemi olabilir. Annede bir sağlık ve operasyon ve dizle ilgili bir sıkıntı olabilir. Dikkat! Bir de ev almak isteyen kova burçlarında için doğru zaman hemen alabilirsiniz diyorum. Evet, balık burçları ve aşk anlamında gerçekten doğru insana yelken açmaya başladı ve doğru insanı bulan balıklar evlilik yolundalar, mutlular. Ama aşk konusunda mutsuz olan balık burçları için diyorum ki biraz daha bir 5 hafta ya da bir 6 hafta sabırlı olursanız doğru aşka yelken açacaksınız. Ortaklı iş yapmak isteyen balık burçları için güzel bir süreç var. Kendi işlerini kurdular ama devletle ilgili çözmesi gereken ve oluşması gereken evraklar var. Bunlar da rayına oturacak. Onlar Ekim sonu itibariyle sistemini, düzenini oturtmuş olacak. Ekim'e kadar eziyet var. Ekim'den sonra özgürlüklerine kavuşuyor balık burçları. Aileyle gayet keyifli ve mutlu ama onların bir çocuk isteği ve gündemde çocuk konusu var. Çocuk isteyen balık burçları için de sürpriz karar ve yoluna girecek. Hatta bu yıl bu deneme evresi başlanabilir. 2019'da evlenmeden çocuğumuz ya da evleniyoruz hemen çocuğumuz kucağımızda olabilir diyorum. Evet, balıklar için sağlık problemi değil sadece parasal kaygılar var ve uzun süredir parasını kaybeden balık burçlarında çok güzel bir para akışı olacak. Hayırlı noktalara yol açacağız. Evet, 10.000 kişiye oluşumundan sonra canlı canlı astroloji yapacağız. Bizi takip edin. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.